Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu'nda görev yapan özel eğitim sınıfı öğretmeni Nihat Koçer, Benim Berberim Öğretmenim projesi çerçevesinde özel eğitim sınıfındaki öğrencilerin saç tıraşını yapıyor. Benim Berberim Öğretmenim projesinin 2 yıldan beri devam eden bir proje olduğunu söyleyen öğretmen Nihat Koçer, pandemi döneminde hepimiz berberlere uzak kaldık. Tıraş olmanın ve berberlerin ne zaman önemli bir meslek grubu olduğunu fark ettik. Özel gereksinimli bireyler bunu hayatlarının her kesiminde yaşıyorlar, dedi. Dön bir şöyle bakalım diye. Bir de öbür tarafa bakalım. Bence çok güzel oldu değil mi? Pandemi döneminde hepimiz berberlere uzak kaldık ve berberlerin ne kadar önemli bir meslek grubu, tıraş olmanın ne kadar önemli bir iş olduğunu biz bu dönemde fark ettik. Özel gereksinimli bireyler bunu hayatlarının her kesiminde yaşıyorlar. Özellikle bazı sosyal konularda, toplumsal konularda bizler kadar dikkat süreleri yoğun olmadığı için zorlanabiliyorlar. Pandemi döneminde berberler kapalı olduğu için bir berber tıraş makinesi aldım. İşte kendimi tıraş etmek için videolar izledim YouTube'dan falan vesaire. Kendimi geliştirdim. Pandemi bittikten sonra ve pandemiyle birlikte öğrenciler okula gelmeye başladığı zaman öğrencilerimi tıraş etmeye başladım. Tabii ki bunu ailelerin isteği doğrultusunda yaptık. Çünkü öğrencilerimizden biri ağır düzey zihin engelli, diğer 2 öğrencimizin de dikkat süresi yine o koltukta o kadar uzun süre oturmaya elverişli değil. Bu yüzden kendi üzerimde öğrendiğim, amatör şekilde yaptığım berberliği, öğrencilerimde de yine amatör şekilde onların ihtiyacını gidermek amacıyla belli aylarda düzenli onların tıraşlarını yapıyoruz. Öğrencilerimiz çok mutlu oluyor. Tabii velilerimiz de çok mutlu oluyor çünkü bu onlar için de büyük bir problem. Berber bazen tıraş etmek istemiyor. Orada problemlerle karşılaşabiliyorlar. O yüzden bu problemi bu şekilde ortadan kaldırmaya çalıştık. Okul müdürü Pelin Solaksa, velilerin talepleri doğrultusunda hayata geçirdikleri Benim Berberim Öğretmenim projesinin büyük bir fedakarlık ve özveri işi olduğuna dikkat çekti. Kendilerini tıraş edilme konusunda müsaade etmediklerini dillendirdiler. Öğretmenimizle bu konuyu konuştuk. Nihat öğretmenimiz bu berberlik işini üstlenebileceğini rutin bir şekilde, düzenli bir şekilde çocukları sınıf ortamında, onların hani bildikleri, tanıdıkları ortamda, öğretmenleri de zaten tanıdığı, bildiği, sevdiği insan, ben bu işi yapabilirim diye bize böyle bir teklifle geldi. Biz de tabii böyle bir teklifi çok memnun olduk öğretmenimizin böyle bir fedakarlığından dolayı. Nihat öğretmenimizin yürütmüş olduğu Benim Berberim Öğretmenim projesi büyük bir fedakarlık işidir, büyük bir özveri işidir. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz Nihat öğretmenimiz sayesinde daha rahat, daha güvenli bir ortamda tıraş olmaktadır. Öğretmenimiz bu olaydan mutlu, memnun. Öğrencimiz mutlu, velimiz mutlu. Okul idaresi olarak biz hepsinden daha mutluyuz. Tekrardan Nihat öğretmenimize, Nihat Koçer öğretmenimize çok çok teşekkür ediyorum.